Tahir Hoca ile Temel Matematik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Trigonometri konusuna devam ediyoruz. Dördüncü videomuzdayız trigonometride. Bugünkü konumuz sekant ve kosekant fonksiyonları. Daha önce sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant fonksiyonlarına baktık. Sekant, kosekant fonksiyonlarına bakacağız bugün. Hemen başlayalım. Sekant ve kosekant nereden gelmiş, nasıl tanımlanmış? Bakın gördüğünüz gibi birim çembere bir teğet çekiyoruz. Bu teğetin eksenlerde kestiği noktalarla oluşan şu doğru parçasına sekant alfa diyeceğiz. Buradaki açıya göre tanımlıyoruz. Sinüs ekseninde oluşan şu doğru parçasına da kosekant alfa diyeceğiz. Bu şekilde tanımlıyoruz arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Şimdi bu kenarı veren fonksiyon nedir arkadaşlar? Şimdi baktığımız zaman bu kenarı, yani birim çemberin OC uzunluğunu ve OA uzunluğunu kullanacağız. Neyi biliyoruz? Kosinüs alfayı biliyoruz. Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü OA. Buradan biz OA'yı çektiğimiz zaman OA eşittir 1 bölü kos alfa oluyor. İşte bu kos alfa, 1 bölü kos alfaya biz sekant alfa fonksiyonu diyoruz. Bunu böyle adlandırıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer tarafta yaparsak, hocam bu alfa burası nasıl oldu? Burası 90 derece arkadaşlar. Alfa, beta, 90 yine alfa olur. Bu yüzden de burada baktığımız zaman arkadaşlar sinüs alfa diyelim. Karşı bölü, yani OC 1, 1 bölü hipotenüs OB. Bu şekilde yazıp buradan OB'yi çektiğimiz zaman arkadaşlar OB eşittir 1 bölü sin alfa olur. Bu 1 bölü sin alfayı da biz kosekant alfa şeklinde tanımlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tanımlayıp bundan sonra böyle kullanacağız. Evet, bakalım hemen. Evet, bir açı var 0 ile 90 derece arasında. Bu açının tanjant değeri verilmiş. Hemen tanjant değeri verilmişse dik üçgenimizi çizelim. Şu açıya x diyelim. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. 3, 4, 5 üçgeni demek ki bu. Sekant artı kosekantı sormuş. Sekant neydi? 1 bölü kosinüstü arkadaşlar. Alfa değil, x bu soruda. Hemen düzeltelim. Kosinüs x. Yani 1 bölü cos x. Komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5. Ters çevirip çarparsak 5 bölü 4 arkadaşlar. Kosekant x 1 bölü sinüs, 1 bölü sinüs, 1 bölü sinüs 3 bölü 5. Ters çevirsek 5 bölü 3. Bunların toplamını bize sormuş. 5 bölü 4 artı 5 bölü 3. 3 ile 4 ile eşitlersek 15, 20 daha 35 bölü 12. Bu sorunun cevabı olur arkadaşlar. Evet. Kosekant eksi sinüs sin x bölü kotanjant eksi işlemin en sade halini bulunuz demiş. Hemen açalım. Kosekant neydi arkadaşlar? 1 bölü sinüstü. 1 bölü sinüs eksi sinüs bölü kotanjantı da açalım. Neydi? Kosinüs bölü sinüstü. Şurada payda eşitlersek sin çarpı sin sin kare, 1 eksi sin kare bölü sin bölü kosinüs bölü sinüs oldu. Kesirli ifadelerde birinci aynen kalır. 1 eksi sin kare bölü sin çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Sin bölü kos. Sinler gitti. 1 eksi sin kare. İlk gördüğümüz özdeşlikti arkadaşlar. Neydi bu? Kos kare eşitti. Kos kare bölü kostan. Kare ile kos gidecek. Cevabımız kosinüs x olacaktır. Bir başka soru. Sekant kare eksi 1 ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Sekant kare eksi 1 bölü tan x artı kot x. Hemen bakalım. Sekant kareyi açalım arkadaşlar. 1 bölü kos karedir. Eksi 1 var. Bölü tanjantı da açalım. Sin bölü kos artı kos bölü sin. Şurada hemen bir payda eşitleme yaparsak arkadaşlar,
ne olacaktır? Kos kare çarpı 1 kos kare. 1 eksi kos kare gelecektir. 1 eksi kos kare bölü kos kare bölü sinüs bölü kosinüs artı kos bölü sin. 1 eksi kos kare neydi arkadaşlar? Şöyle geri alalım. Bakın şurası. 1 eksi kos kare neydi? Sin kareydi. O zaman sin kare bölü kos kare. Sin bölü kosu da ters çevirip çarptık. Kos bölü sin artı kos bölü sin. Yukarıdan devam edelim arkadaşlar. Sin kare ile sin gidecek. Kos kare ile de kos gidecek. Sin bölü kos geldi buradan. Sin bölü kos artı kos bölü sin. Payda eşitlersek arkadaşlar. Sin ve kosla eşitlersek. Sin kare kos kare gelecektir. Sin kare artı kos kare 1 yapacak. 1 bölü sin çarpı kos. 1 bölü sin çarpı kos arkadaşlar. Var mı burada bakın sin çarpı kos? Değil. 1 eksi kos değil. Tan x artı 1 değil. Sekant artı 1 değil. 1 bölü sin çarpı kos. Nasıl ayırabiliriz bunu? 1 bölü sin çarpı 1 bölü kos diye ayırabiliriz. 1 bölü sin kosekanttır. 1 bölü kosinüs sinüs sekanttır. Pardon arkadaşlar sekanttır. Yani burası sekant artı kosekanttır deriz. Evet bakın burada bir özelliğimiz daha var. Sekant 1 bölü kos. Kosekant da 1 bölü sinüs olduğu için sekant ve kosekantın değer aralığı arkadaşlar R fark eksi 1, 1'dir. Evet neden arkadaşlar? Kosinüs eksi 1 ile 1 arasında değer aldığı için yani 1 olur, 1 bölü 2 olur vesaire. 1'den küçük sekant değer alamayacak. Çünkü neden? Kosinüs eksi 1 ile 1 arasında değer aldığı için 1 bölüsü ne olacaktır? Otomatikman eksi 1 ile 1 arasında büyük bir değer çıkacaktır. Sinüs için de aynı şey geçerli. Buna göre bakalım hemen. 0 ile 90 arasında bir x açısı var. Buna göre a eşittir demiş. 3 kosekant artı 2 ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Dikkat edin buna. Hangisi olamaz? Nerede olamazdı arkadaşlar? Eksi 1, 1 aralığında olamazdı. Bunu unutmayın. Bunun dışında olması gerekiyordu. Olamaz dediği için bu aralıktakiymiş gibi düşüneceğiz. Şimdi kosekant eksi 1 ile 1 arasında olamaz. O zaman 3 kosekant da eksi 3 ile 3 arasında olamaz. 3 kosekant artı 2 eksi 1 ile 5 arasında olamaz. Hemen bakalım. Yani arkadaşlar burası A olduğuna göre ne diyeceğiz? Eksi 1 küçük a küçük 5. A bu aralıkta olamaz. Yani a 5'ten küçük olamaz. Eksi 1'den büyük olamaz diyeceğiz. Hemen bakalım. Zaten negatif bir şey yok. Demek ki 5'ten küçük olmayanı arayacağız burada arkadaşlar. 25 bölü 4 nedir bu arkadaşlar? 5 tam 4 bölü 5'tir. Yani 5'ten büyük. 23 bölü 4 5 tam 3 bölü 4'tür. 5 değil 4 olacak şurası arkadaşlar. Şurası evet işlemi yanlış yapmışız. 6 tam 1 bölü 4. 5 tam 3 bölü 4. 17 bölü 13. 5 tam 2 bölü 3. 11 bölü 2. 5 tam 1 bölü 2'dir. 14 bölü 3 ise nedir arkadaşlar? 4 tam 2 bölü 3'tür. 4 tam yani 5'ten küçük. 5'ten küçük olamayacağına göre bu aralıkta olamaz dedik çünkü. Bu aralıkta olamayacağına göre demek ki bu ifadenin alamayacağı değer 14 bölü 3 olacaktır. Evet arkadaşlar kosekant ve sekant fonksiyonlarını da bitirdik. Trigonometride daha çok konumuz var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler diliyorum.